insanların dini tercihleriyle çağın gerekleri ve gerçekleri arasında uyum sağlanabilir. Tabii. Burada yapılan tartışmalarda da şu ortaya çıktı ki İslam'la demokrasi birbirini çelişen, birbiriyle yan yana yaşayamayacak ölçekte ters kutuplarda olan bir yapı değil. İslam'da şura var. İslam'da istişare var. Yani bütün bunları arka arkaya getirdiğinizde batıdaki hala da işte efendim İslam'la demokrasi yaşam. Hayır, Türkiye şu anda İslam'la demokrasinin yaşayabileceğini tartışmıyor. İslam'la çoğulcu liberal demokrasi nasıl bağdaşır? Yani bireysel özgürlükleri, azınlıkların özgürlüklerini önem veren, onları öne çıkaran ve bireysel tercihlere karışmadan ama İslam toplumunda daha gelişmiş bir demokrasiyi nasıl yaratırızı tartışıyoruz. Türklerin, herkes şunu kaçırıyor, yani 19. yüzyılın ortalarından beri 150 yıllık bir anayasa geleneği olan bir toplumdan bahsediyoruz. Kendi padişahımızın yetkilerini kısıtlamışız ve meşruti bir yapıya dönüştürmüşüz. Meşrutiyet dediğimiz şey budur. Ve bunu da 19. yüzyılın ortasında yapmışız. Bugün yapmamışız. Bu açıdan baktığınız zaman tabii Türkiye'nin dünyaya söyleyebileceği çok fazla şey var. Dünyanın da bu ülkeden alabileceği şey var ama bakmasını bilenler açısından veya bağlantılı olarak bakmasını bilenler açısından. Türkiye şimdi yeniden çok renkliliğin, çok kültürlülüğün o olağanüstü keyifli havasını soluma isteği gösteriyor. Monolitik kültürler sıkıcıdır. İnsanlar bir senteze varacaklar sonuçta. Ya hep sürekli birbirimizi öldüreceğiz ki bu düşünülebilir bir şey değil. Kabul edilebilir de değil. Ve kabul edilebilir de değil. Yahut da birlikte yaşamanın ipuçlarını yakalayıp saygı içinde aynı apartmanda yaşamanın yollarını arayacağız. Sanıyorum 21. yüzyıl biraz zorlu başladı bu anlamda. Daha doğrusu 20. yüzyıl zorlu bitti Bosna Hersek Savaşı'yla ve 21. yüzyıla da devretti bu sorunu. Şu anda biz o aşamayı yavaş yavaş kat etmeye çalışıyoruz. Düşünsenize. İkisi de Müslüman olduğunu savunan Irak'taki Sünni ve Şiiler son 3 ay içinde 4500 masum insan öldürdüler. Yine Suriye'de Nusayri, Sünni, Baas vesaire diye ayrılmış 106 bin kişi öldü 3 yılda. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunların bir metotla çözümlenmesi lazım ama tabii bazı toplumlar açısından alınacak çok yol var. Siyasette tabii ki akılcı endişeler her zaman olacaktır. Bugün de vardır, yarın da olacaktır. Buradaki problem şu. İslam coğrafyasının içinden çıkan küçük ama sesi yüksek çıkan, kendisi küçük ama sesi çok yüksek çıkan bazı radikal grupları bahane ederek bir genel bir İslam korkusu yaratma kaygısı var. Bu akılcı değil. O zaman benden de korkuyor olması lazım. Yani benim de varlığımda. Halbuki benim varlığım ona bir tehdit oluşturmuyor. Tam tersine benimle temas kurduğu zaman görüyor ki karşısında çok iyi bir Müslüman var. Yani medeni bir adam var. O yüzden bu bir. İkincisi terminoloji. Benim en çok kaygı duyduğum konu bu. Şimdi şöyle bir şeydir. Mesela siz terörizm derken önüne habire İslamik terörizm yani İslamcı terörizm kelimesini kullanırsanız bir müddet sonra sadece terörizm deseniz bile o insanların kafasında Müslüman şekilleniyor. Çünkü beyin böyle bir şey. Yaşamı böyle algılıyor ve terminolojilerin, kelimelerin, ben gazeteci olarak kelimelerin gücünü bilen bir adamım. O kelimelerin çok büyük önemi var ve bu kelimeleri sürekli kullandığınız takdirde sadece bir siyasi akımı değerlendirmiyorsunuz. Bütünüyle bir inanç grubunu şey yapıyorsunuz. Şimdi burada özellikle Amerikan medyasına hakim olan bir
lobi anladığımız kadarıyla sürekli bu konuyu dinler arasında. Bunu hep beraber önleyeceğiz.